Akit TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Pazartesi akşamındayız ve Akit TV klasiği derin gerçeklerle bir kez daha huzurlarınızdayız. Program yorumcumuz Usta Kalem Abdurrahman Dilipak'la birlikte yine birbirinden önemli konu başlıklarını masaya yatıracağız. İç siyaset bölgemiz İslam dünyası ve dünyada yaşanan gelişmelerin derin gerçeğini anlamaya gayret ediyoruz. Programın en başında sizleri selamların en güzeliyle tabii ki selamlamayı unutmadan Esselamu Aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet değerli izleyenler sıcak her yönüyle sıcak bir yaz mevsimini geride bırakıyoruz. 30 Ağustos'tayız. Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos zaferini bütün yurtta kutladık. Yaz hakikaten siyaseten hem Türkiye'de hem dünyada hem de normal hayat standartları ve içeriği açısından da hayli sıcak geçti. Malum yangınlar, seller, afetler, mülteci dramları e, neler neler yaşadık son yıllarda artarak devam eden bu süreçte yeni dönemde sonbaharda Eylül'den itibaren daha kötü günler mi bizi bekliyor bu yönde bir takım yorumlar ve açıklamalar var dilip aklı özellikle sonbahara dikkat çekiyor Eylül'e dikkat çekiyor neler olacak bakacağız Afganistan'daki son durumu analiz etmeye gayret edeceğiz malumunuz mültecilere sahip çıkan yok. Türkiye bununla alakalı bir adım attığında içeride siyaseti karıştırmaya başlıyorlar ve patlayan bombalardan 12 Amerikan askeri öldürülünce yüzlerce, milyonlarca Afganistan'da 40 yıldır katledilen mazlumları kimse tabii gündemine bile almadı. Bizlerin gerçeklerde tüm bu içeriği detaylarıyla birlikte o akşam konuşmaya gayret edeceğiz. Hepsi ve daha fazlasıyla tabii ki. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi üç gün içerisinde iki vefat haberi aldınız. Öncelikle şahsınızda size eşiniz Asiye Hanım'a başsağlığı dileklerimizi kabul buyurun lütfen. Estağfurullah. Allah rahmet eylesin. Asiye Hanım'ın ablası vefat etti. Sizin de amcanızın eşi yengeniz Dün itibariyle vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başınız Ahmet, sağ olsun. Allah rahmet Öbürlü eylesin. Derim, Rabbim rahmet eylesin. Böyle birinden dönerken öbürünün haberini e, yolda gelirken Sakarya civarında aldık. Ölüm gelmiş cihane baş ağrısı bahane. Yani arkası arkasına bu bir buçuk iki yılda kayınvalidemizi kaybettik. Yani Asya'nın annesi. Yani o biraz daha önceydi. Oğlumun kayınpederini kaybettik. Benim bacana kaybettik, bacanağın hanımını kaybettik, işte Asiye'nin ablasını kaybettik, amcamın hanımını kaybettik. <laughs> ah, i̇nna Allahu. Ah. Ölüm inna böyle kapıyı çaldığında önemli olan Azrail'i tebessüm ederek karşılayabiliyor musunuz? Nasıl oluyor? Yani. Nasıl oluyor? O da bir melek. Evet. O size saati geldiğinde hiç geciktiği vaki değildir. Erken de gelmez. Kimsenin korkmasına gerek Zaten ölüm korkacak bir hadise değil. Ölüm olmasaydı hayatın anlamı kalır mıydı? Onun için hayırlı bir ölüm, hayırlı bir ömür dilemek lazım. Eyvallah ama yani, ölüm dendiğinde işte böyle dizlerinin bağı çözülen... Yok yani... yani e, insanlar halini dönüştürülmeye çalışılıyoruz hızla. Yani, Peygamberimiz ağzınızın tadını kaçıran ölümü sıkça anınız der. Hani bir de bir şiir var. Ölüm güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber? Bir başka ölüm asude bir bahar ülkesidir bir rinde. Ölümden korkanlar bu dünyada korkulacak işler yapmışlar demektir. Yani Azrail geldiğinde. Bu davete hayır deme gücünüz zaten yok. Ee, hoş geldin diyebiliyor musunuz? Hoş geldin ölüm. Ee, o an gelmeden, o gizlenen, saklanan an gelmeden ki her nefes alışverişimizde biz biraz ölüyoruz. Yaşamak dediğimiz şey ölüme doğru bir yürüyüştür aslında. Ben deminden beri ölmeye devam ediyorum. Hmm. Onun için ecel denir bizde. Ecel ertelenmiş zaman demektir. O ne zamana kadar ertelendi onu bilmiyoruz ama mesela Allah ömrünüzü bereketli kılsın. Ne güzel dua. Yani uzamayla alakalı değil değil mi? Adam hayır, hayır, şahıs mesela diyelim, 70 yaşında hani ölecektir muaktip elidir ama o bereketteki kasıt ne? Allah bir defa birim zamanda işiniz aksamadan daha çok şey yapabilmenizdir. Hı. Allah size fırsat veriyor. Kolay Allah'ın kolaylaştırdığından daha kolay bir iş yoktur zorlaştırdığından daha zor bir iş de yoktur. Siyasette böyle, ticarette böyle. Neyse o. Kural bu. Eğer kolaylaştırmasını istiyorsanız Allah'ın ipine tutunun. Allah'ın rızasının dışındaki kişilerle temasınızı kesin. Allah'ın rızası dışındaki işlerden uzaklaşın. Allah'ın rızası dışındaki sözlerden sözleri Duymayın ve yani duymayın derken hı hı. onu reddedin ve onlara o sözleri kullanmayın. O zaman işiniz kolaylaşır. Bir ayet öyle diyor. Allah zaman içinde zaman yaratandır. Ve bazı peygamberler döneminde bu bize gösterilmiştir ki İsra bizim için çok özel bir şeydir. İsra zamanın durdurulduğu. Zaman içinde zaman Ha zaman içinde bir, bir bakın mekan. insanların zaman algıları e, aynı değil işte peygamberin o zamanı e, daraltılmış bir şekilde yaşadığı anda başkaları başka şekilde yaşıyorlardı. Ya. Aynı anda gidip geliyor ama o bir an bizim yaşadığımız zamandan daha uzun. Ama bakın dışarıdan bakıldığında bir an ama içeriden bakıldığında o anın genişliği uh -huh. benim yaşadığım o geniş zamandan çok daha geniş. Yani ya da Süleyman Aleyhisselam örneğinde var, Hz. Musa örneğinde var. Evet. Ee, onun için bizim zamanı bereketli kılmamız gerekiyor Allah. Çok kıymetli. Yani e, zamanın kıymetinin pek fazla bilinmediği bir hızlı çağda evet. Asra yemin eden asra bir Rabbimiz ve Arşa. var arşa, ikindi va e, hı. duha kuşluk vaktine. Yani evet. vakte ve zamana yemin eden bir Rabbimiz var ve bu hikmeti anlamak çok daha Ateş kıymetli. Batış ve doğuş aslında bizim e, yani birçok algımız bizim dejenere edilmiş. Biz böyle metalarla uğraşırken böyle toplum mühendisliği yapıp ilahlık ve rablik taslarken hı hı. bunu böyle yaparsak, bunu da böyle yaparsak bu bırak bizdedir. Bu hesapları yaparken aslında çok basit bir takım e, kuralları göz ardı ediyoruz. Bu o, ilahi rıza boyutunu ıskaladığınız zaman bütün işler boşa çıkıyor. Onlar okyanus kenarında kumdan evcikler yapan çocuklar gibi oluyorlar. Onların e, e, okyanus ortasında rüzgarını kaybetmiş, güneşini kaybetmiş bir yelkenliğe döndürüldüğüne ilişkin Kur'an-ı Kerim'de örnekler var. Biz eğer o ilahi boyutu yakalayabilirsek o zaman aslında oradan biz zaman aralığı içinden geçip cennete ulaşacağız. Bizim bu dünyamız çok böyle fizik dünya gibi gözükse de bugün gelirken bir marş dinliyordum. O her yerde ve hiçbir yerde değil. <laughs> Allah her yerde ve hiçbirinden ibaret de değil. İşte onunla her dem beraber olup... ...kendi nefsinin heva ve heveslerinden... ...uzaklaşabiliyor musun? Yani onun rızası... ...bizim hayatımızın merkezinde yer alabiliyor mu? Bunu sağlayamadığımız sürece ne terör bitiyor... ...ne <laughs> savaşlar bitiyor. Ve sonunda aslında dünya meta peşinde koşarken çoğumuz kaçtığını zannettiği şeye doğru koşuyor. O zaman da hayat anlamını da kaybediyor. Zaman bereketini de kaybediyor. Bizim yeniden zamanın bereketine sahip olmamız gerekiyor ki keramet oradadır. Keramet Allah'ın ikramı anlamına geliyor. O bazı zatlara tahsis edilmiş bir kota değil ilahi ölçüler içerisinde hareket edenlere herkes için. O zaten ikram kapısından geçtin mi Hızır orada sizi bekliyor. Yani o Hz. Musa ile yolculuğundan sonra bir daha kaybolmadı. Yani o ricalül gayb dediğiniz şeytan da var onun kötü yanında. Cinler de var orta yanında. Melekler de var biri yanında. Ve bir de ilahi ikramın bize ulaşmasına vesile olan isterse Cenab-ı Allah bunu ee, ebabil kuşlarıyla da yapar. Bir kele, kelebek kanadıyla da yapar. İsterse bir ifrit tahtını göz açıp kapayana kadar getirir. Süleyman Aleyhisselam'ın sarayına da getirir. Ama yani Allah'ın ipini bırakırsanız başınızda istediğiniz kral olsun. Yani. Bırak geç onları. Peygamberler olsun. Başınızda. Hazreti Musa olsun. Denizi yaran, asasıyla denizi yaran, sihirbazların yılanlarını yutan, asası elinde olan Musa olsun. Yanında bir de Harun olsun. Yanında bir de Yuşa olsun. Yanında bir de Asiye olsun. 10 günlük yılı yolu 40 yılda geçersiniz. İlk çölünde kaldık üstadım. Ee, Nesimi miydi demişti. Men de iki cihan, men bir cihana sığmazam. Şimdi algılarımızla oynadılar dediniz ya. Algılarımızla ve farklı kanalize ediyorlar, yönlendiriyorlar. Özellikle genç nesillerin. Özellikle, de yaşlısı da. E, özellikle gençler hedef ama tabii yaşlılarda hepimiz yani artık bu hedefin içerisindeyiz. Özellikle ...küresel anlamda işte internet... E, ...bağımsız bir takım medya organları... ...dijital platformlar vesaire... ...işte o müzik, futbol... ...işte o diziler, o sinema... ...yani yenileşen... E, ...değişen o kültür... ...bizim... ...hangi algılarımızı kapatıyor? Oradan açsak... ...Nesimi'den de örnek vermişken... ...hani o bizde İslam literatürüne... Mele ...melekeler diye geçen... ...hani hassalar diye... E, ...Ehlullah'ın ifade ettiği... Beş duyu organının dışında bizde var olan, hani metafizik boyutumuzda var olan o manevi duyu organlarımız. Hedefin ki özellikle son zamanlarda nöroniklerle alakalı da ki siz de yazıyorsunuz, bu tür planların arkasında insanın özellikle epiviz bezinin karakteristik özelliklerini pasifize etmeye yönelik bir takım gıdalardan tutun, florürlerden diş macunlarına kadar Tabii. Yani o üçüncü göz denilen, e, kozmik boyutumuza hitap eden, o melekelerimizi pasivize etme yönünde decaliyet sisteminin ciddi bir şeyi var, gayreti yani, var. Bu Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın kadar gıdalardan da söz eder, Hı -hı. hayat tarzımızdan da söz eder, stresten uzaklaşmamızı ister. Mesela e, stres neye? Hep kaygı değil mi? Yani işte rızık e, endişesi, çoluk şu, çocuğa ne olacak, peki, bize ne olacak, iş yani, ne olacak? E, amen amentü'yü gerçekten e, idrak ederek iman etmiş bir kişi, size hayır gibi gelen şeylerde, şer şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş olabilir. Nasıl stres yapabilir? İnsan zaaftır, gaflete düşer ve öyle bir korkuya kapılabilir. Sonra la ilahe illallah der ve biter. Allah, hasbi Allah der değil mi? Tamam. Şimdi onun bütün tabii bunu diyebilmesi için, bunu kalbinde hissedebilmesi için, e, elini, elbiseni, elbise giydiğin konfeksiyon değil. Senin dünya hayatında üstünde taşıdığın her şey, cüzdanın, üstünde taşıdığın silahın, kalemin, neyse işte. beynimi benim üzerime taşıdığım her şey temiz olsun diyor. Yani rüşvet parası cebinde dururken, onunla aldığın arabayla hacca gidersen ya da e, parayla... Üstündeki elbiseyle namaza dur falan. İşte o necasetten taharet ayrı bir şeydir. Hı, hadest. Hadesten taharet ayrı bir şeydir. Abdest almak sadece el yüz yumak değil. <laughs> Ama el yüz yumadan da olmaz. Yani Cenab-ı Allah her şeyi dilediği gibi yapar. Ama o cahillere ve zalimlere yardım etmez. Benim aklıma Allah muhtaç olduğu için değil. Allah'ın yardımını ve onun rızasını benim itirak etmem için bu kafaya ihtiyacım var. Bu kafa onu ne kadar itirak ediyorsa ben o kadar insan o kadar müslümanım bilmediğiniz şeye iman etmiş olamazsınız. Bu kadar felaket yaşıyoruz kriz yaşıyoruz Kimse Allah'ı hesaba katmıyor. Amentü seviyesinde bile katmıyor. Amentü seviyesinde bile daha muamelata geçmedi. Amentü billah kısmından. Buradan evet, başlıyor. Sorun buradan evet, başlıyor. Evet. Ve herkes kendine göre bir takım hesaplarla hiç Allah'a ihtiyaç duymadan kalkınabileceğini ve birilerinin onlara çok ağır bedeller ödetebileceğini düşünüyor. O bedelleri bir şekilde ödeyerek o kendi cehennemine odun taşıyacak ama Allah bizim ellerimizle zalimleri de cezalandırmak için onu bizim başımıza musallat ediyor. Ama biz öyle düşünmüyoruz. Yani e, biz Allah'ın rızası için bedel ödemeyi göze almıyoruz. Stres, kaygı bozukluğu, beklentiler siz onları ifade edince e, hani bu kadere imanla alakalı da ciddi bir Sanki sıkıntıyla karşı karşıyayız gibi gelmiyor. Kader, oldu. rızık ve ecel konusunda sınıfta çaktık. Özellikle şu süreçte kimse bunları konu edinmedi. Yani şu hastalık süreciyle ilgili de aynısı. Yani hiç biz bu konularda işin içine imanı katmıyoruz. İçine iman katılmamış hiçbir şeyde hayır yoktur. Yani... İşte hastanelerde, yoğun bakımlarda, Allah şifa versin. İce. Siz dediniz Şafi ya, zam şifa verir de, nasıl hasta olunca doktora gidiyorsunuz, Allah'ın size şifasının ulaşması için de, onun rızasına, o şafi olana, siz şifa hastanesini daha fazla önemsiyorsanız, hı hı. şafiyi unutarak buradan şifa kapacağınızı zannediyorsanız, Olmaz. Bizim geleneğimizde bir insan hapşu şu dedi mi elhamdülillah evet. der. Bizde öyle diyen yok. sen hadi bir hapşu de bakalım <gülüyor> tramvayda. <gülüyor> ya herkes ne ya millet kafayı yedi. Hap yani Eskiden elhamdülillah El de yerham yerhamu ki Allah derdik. Yehti ne ve yehti <laughs> Evet doğru. Eğer hap ikinci defa hapşursan elhamdülillah. Tabistan indiririz. Üçüncü defasında ne yapıyorduk? Evet, artık sen şifayı kapmışsın. Kap Ama bak, Şifa. şifayı çünkü bu grip ki hmm. ben grip 19 diyorum artık grip yılda bir iki defa yakalanılmazsa ya. siz gerçekten kendi öz savunma mekanizması bağışıklık sistemini güçlendiremezsiniz. Siz bunu bir takım ilaçlarla yöntemlerle baskılıyorsanız baş... mutasyona uğramaya hazırlanan insanın kendisidir. Öncelikle izleyicilerimizden teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi vefat haberleri üzerinden üstadım baş sağlığı dilekleri izleyicimizden geliyor izleyicilerimizden. Çok mesaj var sağ olsunlar teşekkür ediyoruz. Yani her bir her ölüm bir doğum her doğumda bir ölümdür. Doğumla ölüm de önemli değil. Önemli olan verilen fırsatı değerlendirmektir demiş. O, tabii Sizin ölüm... sözlerinizi güzel özetlemiş. Ölüm İsmini de yazsaydım. Şey, ölümsüz olurdu. hayata doğuştur. Yani. Yani Daha sevgiliye, en sevgiliye giriştir. O zaman yani insanın zaafıdır. Hüzün, işte biz Allah rahmet eylesin derken kaldı ki ben sadece ölülerimize rahmet dilemem. Allah evet. Ölümüze, dirimize rahmet eylesin. Acısın. Evet. Amin. Bazı insanlara Allah rahmet etsin bile denemiyor, demiyorlar. Yani yok ışıklar içinde yatsın falan. Ha, bir de öyle yani ya ışıklar içinde Mezarlığa uydursun. projektör koysunlar. Allah acısın demektir. Allah'ın rahmetine, merhametine muhtacız çünkü yediğimiz hatla haltlar <laughs> eğer karşılığı bize verilecek olursa gerçekten kulluk üzere yaratılan insanların heva ve hevesleri onların mahvuna sebep olur. Onun için Allah'ın merhametine sığınırız Eyvallah. Ama insanlar kendileri her halt yiyorlar. Sonra da affeder diye şeytan onların kulağına fısıldıyor. Başka affeder. O merhamet Allah'ın rahmeti. Onun için Kur'an şeytan sizi Allah'la aldatmasın diye de bize haber verir Kur'an-ı Kerim. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göz aldım. Yani yeni nesil gençlerin mottolarından biridir bu. Bir dizi, bir dizi repliğidir. Şimdi Ahmet Kaya geldi aklıma merhum. Ölüm kapına geldiğinde ah edip vah edip inleme, evi telaşa verme. O halinle Tanrı'yı incitmiş olacaksın. O geldiğinde sen zaten gitmiş olacaksın der. Hı hı şarkısında aklımda Yani gideceğimiz kaldı. yer cennet mi cehennem mi? Ya cennet bahçelerinden bir bahçede uyanacağız yani. ya cehennem çukurlarından bir çukurda uyanacağız. Ölüm sonrası da bizde yani işte geleneksel e, akım üzerinden anlatımlarla biraz daha yeni modernit e, bakış açısıyla hani fıkhı ve literatürü tefsir edip anlatanların yani ölüm sonrasıyla alakalı da söylemleri değişti. İşte kabir hayatı var mıdır, yok mudur? Şimdi bakın yani. Bu konuşuluyor şimdi. Ee, YouTube'a girdiğinizde siz de gör, görüyorsunuz. Yani varsa da, yoksa da. Ya benim. Kabir hayatı nasıl? Şimdi bu Önceden bakın, nasıldır konuşuluyor? Bir şimdi var mıdır, yok mudur? Hiç bizim için bir çözümü yok. Yani mezarlık şöyle mermerden olursa şöyle ışık. O tabii kastımız bakın, o değil de. Bakın hiç benim için mezar hayatın ne olursa olsun bu dünyada benim mezar hayatım şöyle olsun diye yapacağım hiçbir şey yok. Bizim ama kesin olan bir şey var. Ölümden sonra diriliş. Vel bazı badel mevt. Orada iyilik ve güzellikle karşılanacaksam zaten öldüğüm andan itibaren bunun müjdesiyle benim gönlüm sürur içinde. Eğer ondan sonrası cehennemse zaten <laughs> Yani ben yani kabre girsem ka ka de girmesem kanalizasyon de kanalizasyon çukuruna düşmüşseniz yakanızda tavuk pisliği var mı? <laughs> Onun bakmaz. Ya bakın eğer Ama bu şuna şu anlaşılmasın. Şimdi gelenekçi bakış açısıyla bir eleştiri alırız. Yani dili bak işte kabir hayatıyla alakalı bakın, kısmı ben diyorum, benim de, hayatımla der ilgili hiçbir değeri yok. Bu tartışmanın benim imanın mükellefiyetle akidlerle alakalı bir hayatında özel bir karşılığı yok. Tartışmayın. Tamam. Tartışırsanız mutlaka kaybedersiniz. Kabir azabı, Ama inkar ka yani... kardeşim ben diyorum bunu konuşmanız bile sizin için yani size yükleyeceği bir sorumluluk yok. Siz Allah'ın rızasına kavuşacaksanız apaçık bir kıyamet sonrası kıyam var. Dirilin ve başı ba'del mevt var sonrası. Onun için çalışırsanız o sonuç sizin için müjdeyse bu kabir, kabirdeki de müjdedir. Ondan sonrası cehennemse size zaten onun haberi verildiği andan itibaren siz öbür alem hakkında bize verilen bilginin dışında bilgi yok. Ayetin lafzına iman ediyor ve manasında ihtilaf ediyorsanız ayet size diyor ki bu dünyada tartışıp durduğunuz şeylerin hakikati size öbür dünyada gösterilecektir. O zaman bunu tartışmayın, müzakere edebilirsiniz. Sadece merakınız gitsin diye. Yoksa bu konuda birbirinizin kalbini kırarsanız kesin orada bir şeyle karşılaşacaksınız. Yani bu dünyadayken hiç mesuliyetini taşımadığınız bir konuyu Kavga vesilesi yaparsanız kesin o sizin zararınıza olacaktır. Ondan şunu mu anlamam lazım? Kabir konusu mesuliyetini taşımadığımız bir konu mu? Kabirden sonrasıdır. Öldükten sonraki sizin mesuliyetiniz yok. Ha öldükten tabii ölene son ne Öl, kaseye... ölene kadar ne yaptın Tamam yap, Ya ne ya, ne, sen ne tartışıyorsun yaptın? şimdi yani. Yani ben ne demek istediğim ortada. Ha, yani yanlış İst yani, anlaşılmasın istediğim... da. Yanlış anlamak isteyenler de Eyvallah. istesinler, onlar da karşılığını görecekler. Ee, ya ben mükellefiyet açısından söylüyorsunuz. kabir sorumluluğu diye bir sorumluluk yok. Mezarınıza çok sonra ha, kabir döktüm. hayatına hazırlık babında mı? Yok. Kastediyorsunuz? Bu biz, ölümden ah, sonraya hazırlanırız biz. Evet, Heh. o bir bütündür. Ya o bir bütündür, parçalanamaz. Doğru. Bunun, bunun tartışmasının kimseye bir faydası Hayır, yok. Istiyor. Tartışmak mı istiyorsunuz? Devam. Ama tabii ölüm, yapmayın anladım. diyorum. Ama eğer devam etmek istiyorsanız edin. Yani bu da bize bir fayda sağlamayacak. Size hiçbir faydası olmayan bir şeyin peşinden mi koşuyorsunuz? Yani işte bu daha net bir zahat oldu. En azından benim kafamdaki bir takım soru işaretlerini karşılık bulmuş olduk. Şimdi iki hadis ya da tek bir hadisti Hz. Hatice ve Efendimize geleceğiniz hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz tek bir şey var o bildiniz. Öleceksiniz. O halde nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Nasıl ölürseniz öyle, öyle dirileceksiniz. Yani temel ölçü temel vazı efendim Zale suatı ya ilahiyat programına döndü birden başladık. Ya, güzel bir doğaçlamayla ama içinde, ama tabii dünya hayatı kıyılık kaldır. Hı. Hmm. olan o ilahiyat kısmıdır. Asıl, asıl olan dindir bizim Eyvallah. için. Bu hayat sadece bu dini hayatın pratikleri imtihanı için bir kurgudan ibarettir. Ama bazıları için din Hı. bu hayatın bir çeşnisi yani e, nazarlık muskası gibi, Hı. nazar boncuğu gibi bir şey ya da ikonograf böyle bir işte duvarınızda bir hat. O dindarlık. Ben bir ara bir yolculuğumda e, orta yaşlı birisiyle karşılaştım. E, o yıllar önce e, yani emekli olmuş, orta yaş yani. İşte herhalde 50 yaşlarında falan. Hocam dedi ben sizi çok tanıyorum. Siz işte 28 Şubat döneminde falan askerleri çok eleştirdiniz. Bir komutan vardı. Ben onun emir eriydim. O çok dindar biriydi dedi. Ee, dedim yani nasıl bir dini hayatı vardı. Mesela dedi her Ramazan'da mutlaka eve güllaç siparişi verirdi. Aşurelerde evinde aşureyi eksik etmezdi. Dindarlık algısı. Ha, bu bile bir şey ama. Bir şey tabii. En azından red taşımıyor. Yani evet. böyle bir Pomkipliler bunlar de. bile bizim için kıymetliydi ha, bir zamanlar. Ben hepsini önlü cuma namazı kılan gelen kurmay başkanı var. Mesela Şimdi, ne kadar güzel. Olur. Yani cuma namazı hayır yani nereden yani, nereye hani, nereden nereye ama yani, aynı zamanda başka şeyler. Ne var. dedi başkan Yani var? cami Biz, avlusunda rüşvet pazarlığı yapanlar. Ha onlar onlar, onlar Dikkat hep edelim olacak. Yani bir, her zaman cami avlusunda. Evet. Ne dedi bugün Başkan Erdoğan? Ay Yıldız Projesi'nin tanıtımında ya dedi telsizimiz yoktu telsizimiz. Hani o kıyas yaptık ya yani bir ordu mensubu Ramazan'da güllaç evinde olması bu bile değerli. Bile değerliyken değer... nereden nereye geldik bazen? Tabii hem şükredeceğiz hem bir bakın bir insanın bin iyiliği var bir kötülüğü varsa o kötülük eğer topluma yansıyorsa ahvali şahsiyeye müteahlik değilse onu açıkça eleştireceğiz. Bin iyiliği için bir kötülüğünü görmezden gelmeyeceğiz. Eyvallah. Kovanın dibi delikse suyu boşaltın. Ne zaman boşaltacağı belli olmaz. Bin kötülüğü varken bir de iyiliği varsa o iyiliği görmezden gelmeyeceğiz. Onu orasından yakalayıp acaba Tabii ki. cehennem çukurundan çıkartıp cennete getirebilir miyiz? Taife giden peygamber gibi olacağız. Onun ayak izlerinde yürüyeceğiz. Ama biz işte bazen bir yanlıştan yola çıkıyoruz. Ben size Hazreti Musa örneğini bunu çok sık veriyorum her tarafta. Firavun'un sırtında, arkasında, önünde deniz. Aynı kavim geçti. Aynı peygamberler var başında. Bu tarafa geçtiler. Allah onları bıldırcın kebabıyla, kutret helvasıyla, her şeyiyle onlara destek vermiş. Sizi üstün kıldım Firavun'a karşı. Hı sizi üç peygamber, o zamanki iki peygamberle destekledim diyor üstünlük ya bu anlamda. Yüzünün varisi kılınım. Tamam ama sonra lanet olsun diyor. Ve aynı kavim aslında oradan geçip Kudüs'e gitmeleri gerekiyordu. Vadilerinden bal ve süt akan. Bal ve süt ya. On günlük yolu, transit gitse 7 günde gideceği yolu 40 yılda gitti. Şimdi ikisini de görmemiz gerekiyor. O Beni İsrailoğulları o e, metihleri, övgüleri esas alıyor. Sonrasını almıyor e, kitaplarında olduğu halde kendini hala üstün görmeye devam ediyor. Onun için yani Doğru. çok överseniz ben hemen evet. hop derim. Çok zemmederseniz de hemen. güllaçla İslam <laughs> bağlantısını bile önemsiyorum. Yani tabii e, peygamberlerin her ne kadar canından ve kanından gelmiş olsa da Beni İsrail yolundan gitmeyi terk ettiği için Yahudileştiler. Evet. Yahudileşme bir temayül olarak ve Hristiyanlaşma. Bizde Fatiha suresinde günde 5 vakit 40 rekat namazda karşımızda gayril mağdubi aleyhim ve laddalin diye karşılık bulur. O halde Efendimizin de buyurduğu gibi yani bir hadis diye hatırlıyorum. Kanımdan değil yolumdan gelen bendendir. Yani kanımdan gelen de yani, benim için önemli. Yani tabii kanımdan yani. gelir ama yani eğer kanımdan yani, gidip o ayrı. hani tabii Sadece kanımdan gelmek tabii. bir şey ifade etme Öyle olsaydı tabii. Peygamber'in çocuğu Kenan gemiye binerdi. Tabii. Kurtulurdu. Yoksa Hazreti yani, Hasan Hüseyin'in de bizim için Amenna. Amenna. özel bir değeri vardır. Yani. Ki e, Ehli Beyt'im Itret'im diye. Lut Aleyhisselam'ın hanımı örneği vardır biliyorsunuz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu örneğe vardır. Yani pe, sizin de hep söylediğiniz yani baban peygamber olsa yani ne diyorsunuz öyle, ya sonuna kadar bu, bu, bu şey, kendi bir korfil meselesi bile, değildir ya. Yani. Kendi nefsimi bile sonuna kadar savunmaktan Allah'a sığınırım. Bir başkasını da her şeyiyle övmekten Allah'a sığınırım. Tabii. Yani Efendim? şeytan bizim için e, mutlak kötülüğe hapsedilmiştir. Yani o zaman zamanı frekans olarak daraltılıp <laughs> oraya hapsedilmiştir ve e, hayatta kılınmıştır. Dar bir zamana hapsedilip o bütün zamana e, tekrar genişletilmiştir. Hangi peygamber diyor Aleyhisselam? Ben nefsimi temize çıkartacak değilim diyordu. E, ya yani, e, peki bizim PR'cılar <laughs> ne <gülüyor> yapıyor bütün bütün Bu bir ayette tam hatırlayamadım. Hı -hı. Nefsimi temize çıkartacak değilim. Kim? Ve siz Süleyman Aleyhisselam örneğini verdiniz ya. Yani yeryüzünde ona kendinden kendinden öncesine kadar hiçbir nimetin ya yani ondan başkasına verilmediği bir peygamber. Tabii. Evet. Tevef, gelmiş geçmiş. En gelmiş geçmiş en zengin. Teveffeni Müslüman ve bir salihin diye dua ediyor. Benim Müslüman olarak öldür ve beni salihlere kat. Kim diyor bunu? Süleyman Aleyhisselam. Yani malda ya, o ya, niye eksikti? Onun neyi çocukları çocuğu diye hatırlıyorum. Yok, çocuğu yok. Ama bunu bir bakalım ya detaylı bir gün. Bir yine sizinle konuşmuştuk. Evet. Ben var diye hatırladım ama sonra da unuttum araştırdım. O yata bir daha bakayım. ölü bir çocuk bıraktık. Ee, tahtta bir ölü söz konusu var ama o bir çocuk değildi. Yani Süleyman yani. Aleyhisselam bir gün detaylı konuşalım inşallah. Şimdi 28 Şubat e, dediniz yani demediniz benim aklıma geldi. Hani dediniz ya o ordu mensubu bir general vardı da. ...Güllaç'la aşure yapıyordu. Şimdi 28 Şubatçı... E, ...bir takım... E, ...askerlerin rütbeleri söküldü. Hapse atıldılar. Birkaç gündür ciddi bir tartışma var. E, bu alttan alta devam ediyor. Bazı Afganistan'la alakalı gelişmelerden dolayı... ...biraz geride kaldı. E, bunu Ali İhsan Karasanoğlu da yazdı. Derin devlet... ...darbeci generalleri tahliye edecek. Hatta bununla alakalı... ...Başkan Erdoğan'a... E, Afla alakalı bir takım sorular üzerinden böyle bir talep Gene olmadı af, diye havası oluşturuldu diye Şöyle bir şey var. Onu da ekleyeyim soruyla birlikte. Şimdi FETÖ'cüler Türkiye'den kaçtılar. Yani özellikle asker kökenli olanların Yardım neredeyse kaçmalı. tamamı kaçtılar ve kaçmak Yardım için kaçmalı. fırsat kolladılar. Şimdi diyorlar ki Bakın 28 Şubat'tan yargılanan generaller kaçmadı. İsteseler de onlar da yurt dışına çıkarlardı. En azından yollarını ararlardı. Çünkü bu adamlar ülkelerini seviyorlar, vatanseverler ve suçsuz olduklarına inanıyorlar. Yani hapse girmeyi, rütbelerinin sökülmesini göze aldılar ama FETÖ'cüler gibi de ülkeyi terk etmediler, kaçmadılar. Bu iki soruyu birleştirerek reklama kadar gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> yani bir defa e, bunların kaçıp kaçmamaları konusu onların kendi aralarında verecekleri bir karar değer. Kendileri için zaten mutlak bir böyle e, ömür boyu hapis ya da zaten 20 yılda yeseler ömür boyuna girmiş oluyor. O zaman yurt dışına çıkmaları söz konusu olabilirdi. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Şu anda tekrar mahkum olmaları da daha kapsamlı bir af gündeme gelmesi için bir kamuoyu baskısı oluşturması açısından önemli. Hı hı. Yani önce bunlara bir e, güvence verilmiş olmalı. Zaten 12 Eylül'cüler hiç içeri giremediler. 28 Şubatçılara eğer öyle bir kaçma şüphesi olsaydı zaten dışarı çıkamazlardı. Ya. E, yaşları itibariyle de zaten 70 yaşını geçtikten sonra ev hapsi de söz konusu olabiliyor. Bunların e, mahkum olmasalar bile zaten toplum arasında karışabildikleri yok Hı. çünkü toplumda çok ciddi itibar kaybına uğradılar. Dolayısıyla bugün tutuklanmaları bir yandan ev hatpisine çıkmalar için sağlık raporuyla eğer çok can sıkıcı bir hale gelirse onlar açısından bir şekilde bir yol bulunabilir. Öbür türlü de herkesin affa ihtiyacı var. CHP'lilerinde, HDP'lilerinde, MHP'lilerinde, AK Partilerinde, yolsuzluğa karışanlarında son zamanlarda dolaşan bir takım iddialar, yurt dışına çıkanlar vesaire vesaire vesaire. Geçmiş dönemin hesaplarının kapatılması için bir genel afa, anayasa değişikliği söz konusu. Burada siyasi partiler ve seçim yasası da yeniden ele alınacak. Anayasanın bazı maddeleri, başkanlık sisteminde aksayan yönlerin yeniden düzenlenmesi gibi bir takım konular da gündemde. Dolayısıyla bu günlerde böyle bir karar, isterlerse kararın açıklanmasını uzun süre erteleyebiliyorlar. Bana çok sıradan bir olay gibi gelmedi. Bu süreçteki siyasi bir takım hesaplarla birlikte düşünüldüğünde, bana kalırsa ufukta genel ve kapsamlı bir af söz konusu. Ve bu bu şekilde konuşulmaya da devam ettiği zaman kamuoyunda bir baskı da oluşturuyor. Seçim süreci de var. Ama yolsuzlukların ve birtakım takım hesapların bir anda hepsinin yok sayılmasının yani işin içine HDP'yi de kat, PKK'yı da katarak işin içine FETÖ'yü de katarak daha kim suçlu kim değil tam olarak belli olmadan bile FETÖ'de kimler vali olacaktı acaba? Kimler emniyet müdürü olacaktı? Garnizon komutanı kimler olacaktı? İlk Bakanlar Kurulu kimlerden oluşacaktı? Bunun medyaya, sermayeye tam olarak çözülemedi. Daha bu hesaplar görülmeden böyle kapsamlı bir affın bu şekilde konuşulmaya başlanması aslında başka bir senaryoyu da beraberinde getiriyor gibi geliyor bana. Çünkü bu senaryoyu bugün bu şekilde gündeme getirenler Türkiye'deki siyaseti de bir başka şekilde dizayn etmek için plan yapıyor olabilirler. Tıpkı Amerika'nın Afganistan'dan çekilmeden önce yaptığı planın çekildikten sonra sürdürülmeye çalışılması gibi. Şimdi son askeri şura İki gün sürecekti, iki saat bile sürmedi. Ya evet, soracaktım, siz söylediniz. Ee, herkes memnun mu? Hayır, kimse bilmiyor ki, yani memnun değil ya da memnun ne oldu? Yani e, bana gelen bir bilgiye göre, mesela hanımları başörtülü olan on kadar albay ve generalin emekli edilmesi. Son anda Beştepe'de geri döndürülmüş. Hı hı. Yani oraya kadar gelmiş. Yani e, onlar diyorlar ki şu anda biz tekrar e, yani af maf olmadan hı hı. birileri düne kadar ses çıkartmayanlar köşe başlarından daha yüksek sesle konuşmaya başladılar. Ve biz bizim namaz kılmamız ya da yani işte başına takke giyse bir, bir subay sorun olmaya başladı. Başladı mı? Yani bana gelen bir takım bilgiler ha bu sadece sıhhi kuvvetlerde falan da değil. Yani hava kuvvetlerinden bana otur bir bilgi geldi ama bu başka kurumlarda da artık dikkat çekeceğim. Ya mesela çok yakın vakitte işte cadı, yacı, mavi vatan konsepti üzerine öne çıkmış olan üst düzey rütbeli eee sak aksakallı vesaire bir takım isimlerle alakalı yani görevlendirmelerde işte emekli ayrılmaları üzerinden e, mevcut son atamalarda bir takım e, hani klikler yani mevcut e, oluşumların birbirleriyle tam bir mutabık kim diye olduğunu oradaki o yüzden çok fazla gürültü çıkmadı söyleyeyim. ulusalcılar ha, işte yani, milliyetçiler söyleyelim. liberaller ya, de, evet. milli görüşe yakın olanlar ak partiler kendi aralarında herkes göz ucuyla birbirini süzüyor hmm. ve birbirlerin alanına müdahale etmiyordu. Ama şimdi hmm. e, bir takım unsurlar birilerine karşı e, daha agresif tavır içindeler. Yani AK Parti'nin kuruluşundan gelen bir damar e, giderek bütün kurumlarda zayıflatılıyor. Hmm. Yani sizin ulusalcı dediğiniz Ergun dediğiniz ya da beçekeye yakın ya da bir takım unsurlar ya da şimdiye kadar işte AK Parti ile ittifak içinde hep Yukarıdaki mutabakata göre hareket eden unsurlardan birileri mesela milliyetçi unsurlar bazı oluşumlar hareketler ve kararlar karşısında daha fazla sesini çıkartma ihtiyacı duyuyor bu kadar yeter mayın Allah. Bir biraz daha <laughs> ondan sonra yani, işte bu konuda derin gerçek, işte derin gerçek bundan olacak. sonra ondan şimdi bunun üzerinden son zamanlarda bunu size takip ediyorsunuz. Televizyonlarda bu konuşulmuyor. Televizyonlarda bir takım muhalif milletvekilleri işte bugün 30 Ağustos törenlerinde saçma sapan bir eylemle Başkan Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını dönmesi, mantıksızlığında, bir seviyesizliğinde olduğu gibi konuşulmuyor bunlar ama Belirli yerlerde, özellikle dijital platformlarda, sosyal medyalarda, bir takım klik e, hesaplar Erdoğan sonrasını ısrarla konuşuyor ve bu yüksek askeri şurasını, o evet. yüksek askeri şuranın öyle bir dizayn edildiği üzerine yorumlar var ki bu yüksek askeri şurada öyle bir dizayn yapıldı ki Erdoğan'dan sonrasının temelleri atılıyor, tamam, bunu... deniyor. Bu konu hakkındaki Aziz Nesin de söylüyor bunu. Ne bileyim, mesela Sedat Peker bu süreçte daha sessiz ama hmm. FETÖ'ye yakın. FETÖ'cü hesaplardan bir yine bu yönde. Bunlar söyleniyor. Evet. MIT'le genel kurmay arasında bir yakınlaşmadan söz ediliyor. Mesela ağır artık çok fazla konuşulmuyor. Çakıcı konuşulmuyor. <laughs> Soylu o kadar konuşulmuyor. Ama her şeyde çok sakin değil. Benim izlediğim kadarıyla yani işte Ankara'ya Gidip geldim bir takım arkadaşlarla çok derinlemesine de değil de hı hı. birileri ikili oynuyor. Yani hı. hem şuna çok yakın duruyor hem buna çok yakın duruyor. Her zaman değil onların yanına gidiyor beraber izliyor şimdilik böyle buraya geliyor hı. bunlar böyle kim kazanırsa onun da yola devam edecekler kendini garantiye almak için iki tarafı da mavi boncuk veriyor. Kim bunlar diye sormuyorum. Yani bunlar her herkes her, demeyeyim de pek azı hariç hepsi. Sağda, soluda, milliyetçisi de, liberali de. Yani bakacak acaba AK Parti'deki birileri AK Parti'de bir çözülme olursa nereye gidebilirim? büyük Birlik'te çözülme olursa kim nereye gidecek? MHP'de bir çözülme olursa kim nereye gidecek? CHP'de bir çözülme olursa kim nereye gidecek? E CHP'den yani çözülme olursa AK Parti'ye gelecek olanlar da vardır. Eee başka yere gidecek olanlar da vardır. Artık öyle çok CHP'ydi, MHP'ydi, İyi Parti'ydi ya da AK Parti'ydi. AK Parti içerisinde de sağa sola gidecek bir sürü adam var. Yani Kimisi bir takım gelecek hesaplarıyla gidecektir. Bir kısmı da hesap sorulmasın diye gidecektir. Çünkü yedi haltları birileri yarın hesabını soracak olursa güçlü olanın yanına gitmek isteyen olacaktır. Bu da tabii o siyasi ahlak seviyesinin çok düşük, düş Seviyede e, bir zemin oluşturduğunu ifade ediyor bu durum. Bunları konuşmak da zor ya. Ya işte evet. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor şu an. Sesi geliyor bana da. Bilmiyorum Hı? yayına da giriyor mu? Aziz Allah diyorum. Yani. Allah şimdi alimlere. Ya eğer kalplerinde iman varsa hidayet nasip etsin. Yoksa Allah onları kahretsin. Amin. İbrahim Aleyhisselam'ın rivayet edilir ki koyunlarına kurt dadanmış. Bir değil, iki değil. Menkibe bu büyük ihtimalle. Ya Allah'ım ıslah et bu kurtları. Ben artık hani her gün telef, her gün telef. Ertesi gelmiş bir bakmış ki İbrahim Aleyhisselam. Kurtlar dağın yamacında hepsi ölmüş. Böyle hani üzülmüş. Demiş ya Rabbi hani ben kastım bu değildi. Bir ses Nida İbrahim Aleyhisselam'a Ey İbrahim sen o kurtların nasıl ıslah olacağını zannediyorsun? Dediniz ya hani o dua üzerinde Allah ıslah etsin. İbrahim Aleyhisselam'ın duası üzerinden söylüyoruz. Yani bu millete bu ülkeye, bu memlekete hayırlı hizmetler yapan, yapacak olanların Allah imkanlarını genişletsin bereketlendirsin. Sahat, afiyet, hidayetlerin daim ve bereketli etsin. Engellerini kaldırsın. Tam tersi niyetlerle bizdenmiş gibi gözükenlere fırsat vermesin. Mümkünse ıslah etsin. Yoksa İbrahim Aleyhisselam'ın duasında olduğu gibi Allah ıslah et bunları diye dua ediyoruz biz. Peki 2023 bu süreçte asıl kilit nokta orası. Neuralinkler, Starlinkler, Transhumanizm, işte aşı vesaire bütün bu tartışmalar üzerinden 2023 kritik ki bütün dünyanın e, ezoterik temsilcileri, cizvitlerden tapınakçılara kadar biliyorsunuz 2023-2025 perspektifi üzerinden bir bakışı var. Burada e, o ehlullah ne yapıyor? Hani Dediğiniz de ya siz o e, kahtırıcan mı diye bir ifade kullandınız. Yani bizim cenah ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz? Yani nereye gidiyoruz? Çok işte Cumhuriyet'in 100. yılına yeni stadyumlar, yeni genelkurmay binaları, yani ihale ettiğimiz işletmeler var. İşte otomobili falan yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani birileri işte millet bahçesinden, otomobilden, yani meta üzerinden söz söylüyor. Öteki aile ne olacak, gençlik ne olacak, din ne olacak, ahlak ne olacak? Soruyor. Ve aslında birisi benim elbisem, öteki ruhum, kalbim, hmm. bedenim yani kişiliğimdir. ve ee, bir monolog söz konusu. Hmm. Yani e, herkesin bir monologda mı? Yoksa her kesimde çok aslında bu Siyonist çetelerin çok uzun vadeli planları var, türlü emelleri var. Ama e, saklanmaz diğerleri daha kısa vadeli ve meta üzerinden bir söylem geliştiriyor. Ee, yani 2023 değil asıl e, jeolojik ve kozmik zaman trendi olarak 2020-2025 perspektifi çok önemli. Bu süreci de uluslararası sistem işte o Neuralink'lerle, Starlink'lerle, 5G ile e, yeni e, Transhumanizm ya da global reset sonrası yeni normal dönem olarak bakın bunlar başka bir şeyden söz ediyorlar. Bu medeniyet de değil. Yeni bir mitolojik çağdan söz ediyorlar bize ve biz bunu bir türlü anlamak istemiyoruz. Covid'i bile e, işte ben artık buna grip 19 diyorum. Evet. E, çok farklı bir şekilde bize anlatıyorlar ölümü gösterip hastalığa razı etmek istiyorlar. Gıdada oynanan oyunları konuşamıyoruz. İlaç üzerinden yapılan manipülasyonları konuşamıyoruz. Ve öyle kaçtığımızı zannettiğimiz şeye doğru koşar adım gidiyoruz. Bunun bedelini de ödüyoruz işte ben. Yani size demin aile yakın çevrem içerisinde yaşananları söyledim. Bunların hepsinin ortak özellikleri de var. Ne ortak özellikleri? Yani Birkaç tanesi bu şeyin dışında yani kayınvalidenin vefatı falan. Yani aşı olanlarda yaşanan bizim daha önceden öngördüğümüz, uyardığımız bir takım endişelerin gerçekleştiğini görüyoruz. Hı. Yani biz hiçbir şey yok ve biz hiçbir şey yapmıyor değiliz. Biz kendimize göre korunma tedbirlerimizi alıyoruz ama maalesef göz göre göre ki bugün gelen açıklamalarda geçen yılın ilk yedi ayıyla bu yılın 7 ay arası yedi ayı karşılaştırıldı. Bu aşı sonrası 7 ayda geçen seneki ilk 7 aya göre ölüm vakalarında yüzde kırk artış var. Ben size göndermiştim. Hmm. Grafik Tablo boyu. grafikler kıyasında. Evet. Ölüm sayısında da artış var. Hastalanma da artış var. Ee, bir beklenti var. Bununla alakalı geçen sene de bugün bu bugün arasında bu kıyasın Sağlık Bakanlığı tarafından da kamuoyu önünde açıklanmasına yönelik bir takım çağrılar da oluyor sosyal medya üzerinden. İzleyicilerimiz yani Denin gerçekler izleyicisi farkı tabi. Tamamen yani senkronize. Uma uberru nefsi diyen Hazreti Yusuf'tu diyor. <laughs> ben nefsimi temize çıkartacak değil. Reklama gidecekmişiz. Üstad. Değerli izleyenler, reklamlardan sonra tabii ki bugün 30 Ağustos olması üzerinden başkumandanın meydan muharebesini konuşacağız. Sakarya'nın yani işte 100. 99. yılında büyük zaferin 950. yılında Malazgirt'in maşallah Ağustos ayı bereketli bir ay. Ve tabii Ağustos'la birlikte yaz mevsimini artık geride bırakacağız. Eylül, Ekim, Kasım sonbahara doğru gidiyoruz. Bir takım olgular, bir takım iddialar, gelişmeler var. 100 bini aşkın alçak irtifa odası şu an gökyüzünde. Elon Musk müjdeyi verdi. Gökyüzü işgal mi ediliyor sorusu çok soruluyor. 11 Eylül'de mitingle alakalı aşı dayatmasına ve zorunluluğuna karşı olanların 11 Eylül'de Maltepe Bayrampaşa'da Maltepe'de e, bir araya geleceği bir mitik söz konusu. Onun da ikinci bölümde detaylarına bakacağız. Çin, Türkistan'ın en büyük camisini, değerli izleyenler tuvalete çevirdiği ve hizmete açtığıyla alakalı İhsan Şan Hoca duyuruda bulundu. Bu bu haysiyetsizliği, bu alçaklığa bakacağız. Ve... E, Filistin dramına bir nazar edeceğiz çünkü Naci Hüseyin Selim El Ali Hanzalanın çizeri e, Suikastı uğramasının... şahadetinin 34. yılındayız ve Filistin'deki son yaşanan bir takım gelişmeler var. Özellikle Filistinli esirlere yapılan zulümleri hepimiz sekren takip ediyoruz ama kadın mahkumlara öyle büyük zulümler yapılıyor ki onun. Bir örneğini ikinci bölümde anlatacağız inşallah. Derin gerçekleri lütfen kaçırmayın. Şimdi üstadım, e, Afganistan'dan Amerika kimine göre kaçar gibi çıktı. Kimine göre arkasında bir takım derin yapıları bıraktı, çıktı. E, kimine göre Çin, Afganistan'da Rusya ile birlikte Amerika'yı yendi, kovdu, çıktı. En sonunda Daesh üstlendi. Bir de Horasan yolu diye bir. Yani o Horasan ekoruna tamamen alenen saldırıdır o. Üslendiği bir bombalı eylem söz konusu oldu. Daha sonra tekrar etti o bombalı eylemler. Ne olacağı da belli değil. 12 Amerikan askeri öldü. İşte yüzlerce yine sivil insan mazlum masum Afganlıları da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ee, hani ben çekiliyorum ama bakın başınıza neler gelecek göreceksiniz intibası üzerinden. Bir de bunun Amerika'da derin yapıların birbiriyle olan mücadelesine atıf yapanlar var. Yani işte Pentagon, CIA, NSA vesaire gibi Amerika'nın içerisinde Afganistan'dan çıkmayı kendine yediremeyen çıkmaması gerektiği düşünüldüğü üzerine yorumlar da yapıldı. Çin hakimiyetinde Amerika orada kabul etmiş olma ihtimali var mı? Ee, yani böyle bir iddianın bile gündeme gelmesi Amerika'nın varlığı açısından, varlık mücadelesi açısından mantıksız gibi duruyor ama e, uluslararası anlamda kapalı kapılar ardında Çin'le Amerika'nın bir anlaşması mı da söz konusu diye bir sürü soru aklımıza gelebiliyor. Afganistan böyle nereye evrilecek? Bir de Afganistan olgusu üzerinden... E, Enteresan bir takım yorumlar da geldi. Yani Taliban üzerinden e, Müslümanları kıyas yapıyorlar. Afganistan üzerinden de İslam dünyası. İşte bakın Taliban buysa dünya Müslümanlarının da kafa yapısı ve mantalitesi budur diye. Özellikle içeride birileri bunu şişirip şişirip duruyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Aa, bir defa bir taşla birkaç kuş vuruyorlar süreci e iyi izlersek aslında Taliban'ın kendi gücüyle buraya gelmediği çok yani. açık. Yani gelen kişi hakkında da daha önce Trump zamanında Pakistan'daki Mullah yani bir takım görüşmeler yapılarak serbest kalması sağlanmış. Yani bu o kişinin illa da Amerikan adamı olduğu anlamına gelmez. Amerika o kişinin lehine bunu bıraktığı anlamına gelmez. Yani iki kişiden kurtulmak istiyorsundur. İkisi de hapistedir. İkisini bırakırsın, ikisi birbirini vurur. Bu tür olaylarda az olmadı. Yani her yerde oldu. Darbe dönemlerinden sonra bu tür operasyonlar yapılır. Şimdi. Kimse bize bilginin bütününü vermiyor. Meğerse bunlar Doha'da, Katar'da, Amerika'nın üstünde, Amerika ile Taliban hangi Talibansa o, hmm. kimse onlar. Bu ilişkiyi kim nasıl kurduysa uzun zamandan beri görüşüyorlarmış ve 90 günlük bir geçiş dönemi programlanmış. Yani böyle bir anda olmayacaktı. Bir baktık yani. 15-20 gün içinde eyaletlerde baskınlar gerçekleşiyor ve Amerika orada o zaman, hava kuvvetleri falan orada. Bunların Kabil'e yürüyüşleri durdurulmuyor çünkü zaten böyle bir mutabakat var. Şimdi bilgi olmadan kanaat sahibi olmak kolay. Hı hı. Yani böyle uzaktan bakarak bu budur, bu budur, hayır. Ama soru sorabiliriz. Madem Türkiye'ye e, havalarının güvenliği verilmek isteniyor ve oradaki merkezi hükümetin bir bakıma koruma altına alınması gerekiyor. Bundan da Türk askeri tarafından yapılması isteniyor. Peki bu görüşme niye Türkiye'de yapılmadı? Galiba Allah. Ne değişti? Amerika arasında incirlikte yapılmadı ve Türkiye'de o bilgisi altında olur. Türkiye içine gireceği bir... Türkiye ile de mi yapılmadı, Türkiye'de mi yapılmadı? Ona... Hem Türkiye ile yapacaksan, hı hı. Türkiye'de bunu yapman, Türkiye'nin hem bilgi sahibi olması hem de bazı kaygılarının giderilmesi açısından çok daha doğru olurdu. Yani. Ya Katar'da olmasın anlamı ne? Niye Suudi Arabistan'da değil? Vehhabiler e, değil mi bu Taliban'ı başta dizayn edenler? Yani Yani Selefi ekolojilerinden e, Katar yani hiçbir vardı. şeyden bunun... E, bilgisine sahip değil. Amerikan üssü arıyorsan Suudi Arabistan'da. Türkiye da var. ile Suudi Arabistan arasındaki gerginlik üzerinden büyük ihtimalle Katar da merkez oldu çünkü. O zaman niye Türkiye'yle Salman'la aramız iyi değil? Peki niye Türkiye'de değil? Ya da yani e, sen e, Türkiye'yi hesaba katıyorsan Pakistan'da yapsaydın Türkiye'de Pakistan'a giderdi. Oradaki görüşmelere katılırdı. Ne değişirdi? Ne, ne değişirdi? Bilgi mi olurdu? Ne değişirdi? Taleplerimi eğer süreçte yer alacaksam ne Hı -hı. konuşulduğunu, kimin nerede durduğunu ben de görürdüm. Ülkeden bağımsız mı bunlar? Bütün anlaşmalar yapıldı diyorsunuz. Yani Türkiye'den Türkiye'nin bilgisi varsa niye Türkiye neresinde bu işin? Yani bizim bir bilgi kamuoyuna açıklanmış bir bilgi yok. Yani siyasi olarak söylenen bir şey yok. Katar, Doha'da, Amerikan elçiliğinde Hı -hı bir takım görüşmeler oluyor. Yani Katar'ın orada bir müdahalesi yok. Pakistan'la yakın ilişkileriniz var. Niye Pakistan'da değil? Kaldı ki Taliban'ın doğuş yeridir Pakistan. Yani bu sorunun cevabı yok. 90 günlük geçiş ne oldu? Hızlandırıldı. Hızlandırılmadı. Oradaki adam önce Tacikistan'a sonra Birleşik Arap Emirliği'ne kaçtı. Niye Birleşik Arap Emirliği'ne gitti? Katar'a gitmedi. Görüşmelerde adam diyordu ki barışçı biz devir teslim olacak. Süreç içinde hatta Hikmet Yar da geldi oraya süreci süreçte yardımcı olmak için. Kabil'deki merkezi hükümettekiler buhar. Nerede bu adamlar? Yaşıyorlar mı? Hangi ülkeye gittiler? Niye gittiler? Peki Türkiye'nin oradaki yakın adamı kimdi? Özbek dostum. Raşit dostum. Evet, ilk onun villasını yağmaladılar. E peki ne oldu? Yani bu sorunun cevabı var mı? Bizim e, kim bu soruya cevap verecek? Bizim gazeteciler gidip neyi araştırıyorlar? Ankara'dan yapılan açıklamalar sualim kaderlere cevap vermiyorsanız orada bir boşluk vardır. Türkiye işte Pakistan'ın da oradaki barış gücüne katılması, bir ya Romanya'nın da katılmasını e, falan söylüyordu. Ama Çin'le ilk görüşmeyi yaptı gelen hükümet. Ve oradan insanlar e, hareket halindeki uçağın üstüne tırmanıyorlardı. Ve bütün dünyaya bu servis edildi. Bu yeni bir o Daesh şovuna benzer. İslamofobya için istenilen her türlü görüntü orada sunuldu. Amerika bu kadar süre orada kaldı. Bu, şu süreci bir de yönetemedi mi? Şu kaçış dediğiniz Alev Alatlı... Geçtiğimiz günlerde güzel bir tweet atmıştı. 20 yıllık bu son 20 yıllık süreci bilmeyen genç nesiller Afganistan'dan kaçışı, o kaçış görüntülerin İslam'dan kaçış gibi algılıyorlar. Tabii öyle gösterildi. Yani ya o insanlar tekerin içine girip kimisi düştü, kimisinin cesetleri şeyden çıkartıldı. Amerika'da parçalanmış cesetleri çıkartıldı. İçeriye e, insanların nasıl e, doldukları, hmm. e, birbirlerine nasıl e, e, itele kakalıya canlarını kurtarmaya çalıştıkları görüntüsü verildi. Bu nasıl üretildi? Biz oradaydık. Bu görüntülerin dışında bu başka bir görüntü niye servis edemedik dünyaya? Niye bir açıklama sunmuyorsunuz? Hayır hiç, soruların hiçbirinin cevabı yok. Amerika ayrılacağını ta Trump döneminde açıkladı. Ayrılacaklarını biz daha önce de de burada konuştuk. Humanoidler geliyor. Neon'da yapıldı. Rusya ile Çin, İran'a geldiler. Doğu kuvvetlerinin hı hı. siber orduları İran'da hazırlanıyor. Kuzey orduları bir siber siti kuruldu. Üstünden uçuşta yasak. Oraya giriş Ruslar için de pasportlu diye burada konuştuk. Sibirya tarafında yeraltı şehrinde siber ordular üretiliyor diye. Neom'u defalarca konuştuk. E, gerek yok Amerika... E, Suriye'den de ayrıldı, Irak'tan da ayrıldı ama ayrılmadı aslında. Elindeki bütün silahları, patlayıcıları, bütün araçları, paraları oradaki işbirliği yaptığı gruplara devretti. Yani artık orada Barzani'den ve Irak rejiminden daha güçlü. Hı hı. Çünkü da Barzani'nin elindeki silahlar da sarra tipi silahlar, daha öncekiler imha edildi. Esetin elinde hala silah var. Amerika şu anda orada PYD'nin kontrolünde çok büyük bir askeri güç oluşturdu. Evet. O PYD dediklerinizin parkaları iki yönlüdür. Bu yönüyle girerse burada Amerikan subay rütbesi vardır. Burada da Amerika ismi vardır. Öbür tarafını girerse yerli ismi vardır ve yerli YPG. arması vardır. Askeri ihtiyaç, kendi askerine ihtiyaç yok. Onlar zaten artık bir kısmı daha önce Türkiye'den Amerika'ya götürülen bölge insanlarından oluşuyor. Kimi Türkçe konuşuyor, kimi Arapça konuşuyor, kimi Süryanice konuşuyor, kimi Ermenice konuşuyor, kimi Kürtçe, Zazaca, Soranice, Gurmanı çok konuşuyor. Hı hı. Herkes var orada, niye tamam. bunu görmüyorsunuz? Ona gücümüz yetmiyor, Amerika'ya gücümüz yetmiyor. HDP ile uğraşıyoruz işte. Tamam, Amerika. Ondan sonra gidip bombaları atıp geliyoruz. Burası mayınlı tarla. Hı. Aynısını Afganistan'a geçelim. Onun üzerinde daha serbest Aynı şey işte Aynı olay. Aynı olay. Aynı, aynı Orada da e, ta bunlar 9 sene önce oraya gelmediler. Ruslara karşı savaşın arkasında El-Kaide üzerinden Laden üzerinden sağlanan stringerler vardı. O zamandan CIA'yı bu hareketlerin içine sızdı. Aynen. Ve orada aslında geleneksel İslami yapı Sufi karakter gösteriyordu. Oraya biraz Şia radikalizmi, biraz da Vehhabi fanatizmi eklenince düşmana gerek kalmadı. kalmadı. Birbirini yediler Amerika zaten. Amerika'ya gerek yok. Yani. Rusya'ya gerek yok. Ama Rusya'nın oradan çıkması Amerika'nın oraya girmesi gerekiyordu. E bu da gerçekleşti. Amerika orada kaldığı süre içerisinde kendi hesabını tamamladı Irak'taki hesapla birlikte şimdi başka bir oyun oynuyor. Bir defa Afganistan'ı gözünden çıkartmadım. Lityum denilen bir madde bundan sonraki teknolojiler için hayati önem taşıyor. Çünkü otonom sistemler bir enerji soğurma sistemiyle çalışacak. İkincisi bu soğurulan enerjinin bataryada stoklanmasıyla ilgili. Lityum batarya. Tamam. Bu lityum madeninin %98'i Afganistan'da. Evet. Onun için Afganistan'ı geleceğin dünyasında ayakta olanların paylaşması gerekiyor. Rusya ise Rusya. Çin ise Çin. Hindistan'da ise Hindistan. İngiltere ise İngiltere. Amerika ise Amerika. Yani lityumu bunlar herhangi birisi ya da bunların hepsinin yok olacağı bir grid reset sonrası bir konsey oluşacak. Konseyin Afganistan'a ihtiyacı var. Oradaki bu kalabalıkları da eroinle uyuşturmak gerekiyor. Eroin içmeyen Ülkeyi de bu sisteme vermeyenlerin terör ya da savaşla imha edilmesi, gıda ya da ilaçla imha edilmesi gerekiyor. Yeni bir savaş tipiyle karşı karşıyayız. Amerika ebediyen oradan çekilmedi. Dikensiz gül bahçesine gir girmek ümidiyle alanı mayınladı ve geri çekildi taktik bir geri çekilme yaptı. Ve geçiş dönemi için düşündüğünü söylediği senaryoda da samimi olduğundan emin değilim. Daha şimdiden hükümet bile doğru düzgün açıklanmadan geçici bir hükümet döneminde Şah Mesut'un oğlu isyan bayrağını açtı. Özbek lider nerede belli değil. Mezar-ı Şerif'te hareketlilik devam ediyor. Arabuluculuk görevi yapmak isteyen eski hükümet üyelerinden kim varsa daha ilk hafta sonunda muhatap alınmadı, etkisizleştirildi. Çok ilginç Amerikalılar geri giderken Merkez Bankası'nda da 9 milyar dolar para bıraktılar. O da yetmedi. Silahları, mesela patlama oldu. Patlama bir terörist saldırı dendi. Hı hı. Arkasından iki patlama daha oldu. Arkasından da füze saldırıları oldu. Olaya tek tek baktığınızda, mesela silah depoları vurulmuyor Mühimmat depoları vurulmuyor. Oradaki CIA'nin istihbarat merkezi büyük bir gürültü ile yanıyor. Personel merkezi, kişilik bilgileri ve raporları, idari bilgiler o bina vuruluyor. Yani büyük patlamadan sonra iki patlama daha oldu diyorlar ya. Bakıyorsunuz, vurulan yerler oradaki Müslüman unsurların silahlara erişmesini engellemek için yapılan vuruşlar değil. Başka bir vuruş yapılıyor orada. O silahlar muhtemelen çok farklı grupların eline de geçecek. Çünkü o, o silahlar Amerika'yı ya da Rusya'yı ya da Çin'i, tehdit eden silahlar değil. O silahlar birbirlerine karşı kullanılabilir, İran'a ve Pakistan'a karşı kullanılabilir. Bana kalırsa Afganistan'daki belirsizlik dört cephede birden düşünülmesi gerekir. Çin, Rusya, Pakistan, İran Pakistan. Hmm. Çin, hmm. yukarıda da Rusya ya da işte orada üç tane Türkiye, Türkmenistan, hı hı. Özbekistan blok halinde dört dörtlü bir yani hı hı. üç cephede birden birçok devlete karşı ve herkesin de içeride yani bakın Amerika geri çekiliyor, Amerika Çin'i vurmaktan söz ediyor. Japon denizinde Japon uçakları bir takım otonom Çin harp unsurlarını e, ...neutralize ediyor, ele geçiriyor. Ama Amerika ile uzlaşmayla kurulan hükümet temsilcisi... ...daha ilk hafta, ilk yabancı diplomatla görüşüyor, o da Çin. Bir de bu sözcülerin medya organlarına verdikleri mülakatlardaki İngilizce aksentlerini falan dikkatinizi çekiyor mu? Hayır onu, onu bilmiyorum. bilmiyorum. Ama yani Sahnede. Türkiye'den giden birileri de var orada. Hmm. Yani. Yani hemen ilk röportaj yapılırken Türkiye'den giden birileri orada merkezde de bulunuyor. Şimdi ben burada birileri şudur budur demek için yeterli bilgiye sahip değilim. Ve Şu an ortalık karışık. Dışarıdan baktığımda çok da normal tırnak içinde bir süreçte olacak olaylar gibi gözükmüyor. Ve ben bu sürecin de çok kısa sürede başka yöne evrilmesinden endişe ediyorum. O coğrafyanın jeopolitik, jeostratejik önemi ayrı, yer altı madenler açısından önemi ayrı. Ayrıca oranın kıyamet teolojisindeki Hazar'ın iki yanından inecek bir takım unsurlar ya da Mehdi Mesih meselesindeki Hmm. Kara gömlekler Horasan, Horasan Erenleri hikayesi ya da Amerika'nın Çine sıcak bir müdahalesi söz konusu olduğunda Fergana üzerinden Doğu Türkistan ve Afganistan koridorundan hmm. Pakistan koridorundan o bölgede meydana gelecek olaylar bu açıdan çok çok önem taşıyor diye düşünüyorum. Afganistan'daki bu durum çok yakında İran ve Pakistan üzerinde de farklı etkilerde bulunabilir. Yani sirayet etme kabiliyeti olan bir hadise olduğunu düşünüyorum. Bunlara e, çok fazla bilgim olduğu için değil, sorduğum sorulara cevap sadedinde bir açıklama bulamadığım için muhtemel riskler olarak bakıyorum. İhtimaller üzerinden tabii bir de... E... 40 yıllık tecrübe Afganistan'ın yaşadığı süreç yani, üzerinden ben doğal olarak biraz bilirim yani yani gittim de ama daha çok da okuyarak gözlemlerimle sahip olduğum bilgiler var. Şimdi bir izleyicimiz ismini de yazsaydı iyi olurdu. Asıl amaç bölgeyi Irak gibi terör bataklığına çevirip Türk Birliği, Turan Birliği'ni ifade etmiş ve İpek Yolu'nu engellemek. İpek Yolu burada önemli. Hiç o değilse de. kendi istedikleri gibi şekillendirmek yani. ...başardıklarında da Afganistan'ın yeraltı servetiyle birlikte tüm İpek yolu ticaretine hakim olabilmek. Tabii o jeopolitik, jeostratejik yani. olarak yani İpek yolundan söz ediyorsanız... Hı. ...bu koridor Hazar'ın alt yakasından geçecek koridor Afganistan'ı geçmek durumunda. Siz bunu değerlendirdiğiniz Türkiye'yi kuşatan riskler ve fırsatlar başlıklı yazınızda... ...tam da bu kaos üzerinden, kaos kimileri için merdivendir sözünü atıfla... Her risk ve kriz aslında beraberinde bir fırsatı da getirir o, diye vurguladınız. Tabii. O risk ve krizi doğru yönetirsiniz. orada zafer, başarı ve erdemli bir hayatın sırları vardır. Bu anlamda şu sıkıştığımız bir avuç toprak muhteşem imkanlara sahiptir. Hı -hı. Sizden böyle pozitif yönde yani optimist bir bakış açısını özlemiştim yani. Hep pesimiz, yani pesimiz. Yok öyle değil işte. Ben e, hep güzel ben, yani böyle. Allah'ın ipine tutunursanız her zaman Hı -hı. sizin için size karanlığın en koyu anı aydınlığa hmm. en yakın olduğu zamandır. Daha sonra bir kolaylık vardır. Ee, bize hayır gibi gelen şeyler de şer, o zenginlik, hmm. servesi, servet iktidar diyorsunuz. Ama şer gibi gelen şeylerde de Allah hayır murad etmiş olabilir. Tamamenler. Her ikisinde de hayır hmm. ve şer riski vardır. Bunun sonucunu belirleyen şey nedir? Bir imtihan, ikincisi de bizim irademiz ve eylemimizdir. Eyvallah. Çünkü e, Bizim irademiz erade, ve eylemimiz Allah'ın gazabının ya da rahmetinin vesilesi olacaktır. Şu sıkıştığımız bir avuç toprak muhteşem imkanlara sahiptir. Evet. Bu cümleyi çok beğendim. Ya yani Afganistan Aleminize için eğer doğru ama bunu ben her şeyi siyasetle yapmak iddiasından vazgeçmemiz gerek. Burada her şeyi mahseden bir siyaset intihar stratejisinden başka bir şey olmaz siyasetin olmadığı Bunun iş dünyası bunu cemaatiniz bunu siyaset mutlaka olacak. Ama her şey politize olmuyor. Her şeyi siyasetle yani. açıklamaya çalışmak o dini de mahsediyor artık siyaset. Yani geçen gün neyse hadi söylemeyeyim. Şimdi Afganistan deyince aklıma merhum şehit Bahattin Yıldız, Faruk abi geliyor. Yani Olur, Bahattin evet. yıldız Afgan Cihadı döneminde de oralarda da bulunmuş. Tabii tabii. O Rusya'ya kaç uzun süre orada de. kaldılar. Ee, daha sonra yine İHA projeleri kapsamında yani Afgan Şu dağlarında çok arkadaşımız bir gitti geldi, şehit oldu kim yani. gitti gelemedi, kimi gitmek istedi gidemedi, kimi e, gitti orada e, çok uzun süreler kaldılar yani. Allah rahmet eylesin. Yani Afganistan'dan bizim böyle kopmamız falan, öyle birileri meydanı boş bulacak vesaire. Böyle kolay değil ki e, devlet de de Ankara'na kadar mühimse Kabil o kadar mühimdir diye böyle bir e, yani, kinayeli bir ifade kullandı. Bak, Önemli bir bir yorumdu. Biz kendi gücümüzün farkında değiliz. Dünyada yaşayan evet. 200 var olan 200 devletten 110 tanesi hilafete bağlı toprak. Eğer siz hilafet e, anlamında bir birlik oluşturursanız Ortodoks birliğini oluşturabilirseniz ki Osmanlı milletler topluluğu siyasi bir topluluktu. Ortodoks birliği ve İslam birliği dini bir topluluktur. Ayrıca bir de Doğu Roma'nın dışında Osmanlı milletler topluluğunu birlikte düşünürseniz, hı hı. biz aslında dünyanın hem kadim medeniyetlerinin beşiği olan bir noktada duruyoruz. Hem de doğu, batı, kuzey ve güneye yayılan bir gücüz biz. Biz ortodoksluğu da bir güç değil, tehdit gibi algılıyoruz. Halbuki evet. yani Rusya dediğim Balkanlar, Kafkaslar, Afrika'nın önemli bir bölümü Mısır'dan Etopya'ya kadar. Yani ortodoks. Bizim bir ortodoks üniversitemiz bile yok şurada ya. İznik Konsülü'nü bile tekrar düşünmüyoruz. Yani aklımızdan geçmiyor. Ee, Mudanya'daki Trilli'ye ne anlama gelir bilmiyoruz. Noel Baba nedir, ne, neyin nesidir bilmiyoruz. Birileri yani. Bizans'ın ihyası için proje geliştirdiğinde vay falan diye de ayrıca... Yani, yani Derviş Nikolaos dediğinde nereden çıktı falan diyoruz. Yani Anadolu'nun fethi diye bir e, tarih uyduruyoruz kendimize. Şu Anadolu'yu böyle... Kendimiz evet. için yani onu da dışarıdan gelip Kahpe Bizans'ın kafasına vurup biraz önce arkadaşlarla onu konuştum. Ne ya biz Bizans'ı Latin işgalinden kurtardık. Fatih ha. Bizans imparatoruydu. Sen kendi Bizans'ı Rum diye de Kıbrıs'taki bir grubu. Hmm. Ahiyan Rum, Baciyan Rum, Gaziyan Rum ne oldu? Rumeli Türkleri ne oldu? Selçuklu'da kaldı. Yani, e, peki peki Kur'an-ı Kerim'deki Rum suresi neden bahseder? E, toprağın çocukları. E, burada herkes var. Her dinden, her inançta. E, Rum olmak, Mevlana niye ben de Rum, Rum oldum diyor. Hı hı. Ya bu toprakta yaşayanlar bu toprağın değerini, tarihini bilmiyor. Bu evet. Suriyelilerle ne işimiz var diyor. Sanki Suriye diye. Asurların toprağı demek. Syrian, Assyrian. Evet, Asuriyan. Evet, e, orası Bilad-ı Şam. E, defalarca söyledik, değil mi? Benim e, işte şimdi e, hanımı ölen amcamın hı hı. E, büyüğüydü, benim babam. E, benim babam doğduğunda e, bizim nüfus kayıtlarımız aile kökleri itibarıyla Halep'teydi. Koparttılar, ham meyveyi dalından. E, yani bunu Türkiye yönetenler anlamıyorlar. Ya da bizim eğitim kurumları Şeytan taşlamaktan tavaf etmeye vaktimiz de kalmıyor. Şu topraklarda yani işte bakın 30 Ağustos başkumandanlık meydan muharebesi. İşte 99. yıl Sakarya'nın 100. Malazgirt'in 950. yılı. Yani son 100 yılda bize rahat mı verdiler? Bir nefes mi aldırdılar? Ya Ekmeğimizle bak oynamadılar bu da mı? hiç rahat al, almayacağız. Çünkü 30 Ağustos'u şarkılarla, türkülerle... Kutlayalım e, demiyorum. Yine... Yeni... Yani, yani kardeşim ne konuşuyorsunuz ya kaç günlük bir savaş bu 30 Ağustos nereden başladı Yunanları niye denize döküyorsun bizim geleneğimizde hmm. eman dileyen silah bırakan birisi öldürülür mü e, bırakmışlar mı şikayet etmeye gelmişler İngilizleri arkalarına almışlar Sakarya'da 22 gün savaştın Sakarya'daki hmm. silahlarını kim verdi askerlerin parasını kim verdi Taksim, Taksim anıtı ne İngilizler diye biz biliyoruz. Ruslar verdi silahlarını, evet, altınlarını, evet. Iı, araçlarını kim verdi onları Cephe'ye taşıyan? Yunanı kim çıkarttı? Sizi Yunan'ın karşısında kim donattı? Niye donattı? E konuşalım bunları derin ne, tarihi. Ne konuşacaksın ya bunlar. Tamam. Baktan dolma bilgiler. Ama şöyle bir şey var. Tarih evet. mi öğrenilir? Din mi öğrenilir? Zaten o, o yüzden suyunu çıkarttık bu işin. Yani Kurtuluş Savaşı ilk kurşun. İzmir'de mi atıldı? Yoksa resmi tarihte Hatay'da mı atıldı? Öyle işte evet. Hasan... yolda mı evet. atıldı? Peki Anadolu'nun işgali nereden başladı? Anadolu'nun fethi nereden başladı? İstanbul'dan başladı? Biz 1071'e kadar gideriz. 1071 Konuşma. geç. Yani. O da başka bir hikaye. O da başka bir hikaye. Diyarbak Çanakkale diğer... geçildi diyen Dili bakın 30 Ağustos'a bakışı tabii ki normal olmayacak. Sakarya'ya bakışı normal olmayacak. Yani an, anormal. Hani yok, beklen bilindiği gibi klasik klişe olmayacak doğal olarak farklı olacak ama isterim ki ben, gönül ister ki bunları detaylı her birini bir program yapalım. Ama konularımız var. Şimdi Çin Çin dedik. Aha işte Çin, zalim Çin, Türkistan bölgesinde en büyük camisini adam tuvalete çevirmiş. Kamuoyu da duysun. 9, 10, 11 numaralı imajlar yönetmenim. Yani Türkistan bölgesinde en büyük camisi tuvalete çevirdi. Bunu da İhsan Şen Ocak Hoca Efendi sağ olsun sosyal medyasından duyurdu da Haberimiz oldu. Yönetmenim de şimdi getirecek. Eyvallah. Allah razı olsun. Bu haberiydi. Devam edebiliriz. Yani şimdi üstadım e, hani dedim de ben siz e, siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz doğal olarak. Yani evet şeytan taşlamaktan tavaf etmek fırsat bulamadık. Adamlar bizi hiçbir şekilde rahat bırakmadılar. Yani Çin şimdi aman aman çok mu iyi bir şeydi. Taliban'ın arkasında destek vermişti Amerika'yı Yani ikisi de timsahın alt dişi ağzıyla üst ağzı yani son itibariyle baktığınız zaman biri sağ pençesi ise diğeri de sol pençe emperyalizmin. İşte değerli izleyenler. Bu çevrilmiş hali, cami hali de var ve İhsan Hoca güzel bir metinle bunu paylaştı. Çin Doğu Türkistan evet bu işte evet tuvalet olmuş hali bakın. Kadın erkek yani böyle yani böyle akıl ermiyor. Yani bu tür şeyler İslam'a ve Müslümanlara karşı bir yandan İslamofobik Asya'da, Çin'de de Doğu Türkistan üzerinden böyle bir fecaatla karşı karşıyayız. Ve işte siyaset her şeyi belirleyince, dini de belirleyince siyaset Çin'le İpek yolu üzerinde bir mutabakat sağlayacaksa bu konuda ben muhalefet edersem sanki iktidara karşı çıkmışım gibi bir havaya sokuluyor. Bu içinden çıkamayacağımız bir durum. Hiçbir şeyi çözemezsiniz. Benim öfkemi siyaset anlayacak. Ben de siyasetin zorluklarını görmeye çalışacağım ama ben iddialarımdan vazgeçmeyeceğim. Oradaki zulmü mahkum etmemi engellemeyecek. O zaman ben de zalimlerden olurum. İşte bugün bu dayatma yüzünden, aşı meselesinde de, şu meselede, bu meselede uh -huh. başörtüsü dayatması, hayır bu bu dayatmalardan bir türlü yakamızı kurtaramıyoruz. Bunun bir yolunu bulmamız gerekiyor. Siyaset işte Çin'de her şeye hakim. Çin'de herkes akılsız, namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz değil. Yani insanlar doğdukları toprağı, yani. ana babayı kendi seçmedi. Ama işte siyaset her şeye baskın olunca herkesi kendi şartlarına mahkum ediyor. Kuzey Kore'de şöyle, burada böyle. Bilmiyorum yani maalesef dünyanın hali de... İslam dünyasının halde çok iyi değil. Yani övünmeyi, dövünmeyi çok seviyoruz. Tamam Yunanlı denize döktük diyorsun, niye döküyorsun da? bindi gittiler, geldikleri gibi gittiler. Zaten sonra da geldiler, Yunanla kardeş olduk. Rakı çekince anlarsın Sirtaki kardeş diyorsun. olduğunu. Hı. Gider Todor Meyhanesinde rakıyla leblebi içerek kutlarsın. Cumhur <laughs> Şeye çıkarsın, e. Cumhuriyet Meyhanesinde rakı ve tuzlu leblebi ile. Anarsın. Bu mu hikaye? Yunanı deniz Rus, ha. Rus generalleri selamlarsın. Tamam, öyle olur. Komünist parti de kurarız. Tamam. Neyse ne oldu? Yunanlı denize döktük ve emrettik ordular. ilk hedefiniz Akdenizdir evet. ileri. Kaş'tan karşıda uçak gemisi gibi bir ada duruyor. Tüfek menzil atımı menzilde. Camuşlar e denizden geçiyorlar orada otlayıp <laughs> bizimkiler de gidip onları alıp geliyorlar. E Orayı nasıl alamadık? Adalar, adalar. Adalar ne oldu? Evet. Hani Yunanlar, Yunanlar denize döktüysek? Ya İtalyanlar bıraktı gitti. Biz gidip almadık. Yunanlar aldıktan sonra da ne kimsenin bir karış toprağında gözümüz var ne de kimse bizim bir karış toprağımızda gözü olsun. Anadolu bize yeter. Ya biz hani Batı Trakya Türk Cumhuriyeti vardı hani. Hani Musul, Kerkük. Bizim de misak Misakı Milli'de Osmanlı Meclis Mebusanındaki son alınan kararda hmm. bütün olarak görelim demin söyledim. Yani e, Yunan oraya çıkıyor, Mustafa Kemal Samsun'a çıkıyor. E, 19 Mayıs'ta çıktı. 19 gün önce ama Samsunda o Samsundaki komutanlıktaki e, askerler karşı İslam Cumhuriyetinin Kılması için o bölgeye askerleri göndermişlerdi. Can Bey'di değil mi? Evet. Önce Gürcistan'a, Bakıya sürüldüler, oradan da Malta'ya sürüldüler. Kimin numarında? Sivas ve Erzurum Kongresi, kocaman kongre. Sivas ve Erzurum Karşı İslam Cumhuriyetinin birer üyesi. Peki Karşı İslam Cumhuriyetinin anayasası vardı. Ve Kars İslam Cumhuriyeti'nde üç tane de gayrimüslim bakan vardı. Onlar da işgal kuvvetlerinden, kendi ordularından kaçıp Müslümanların adaletine sığınmışlardı. Bunları niye konuşmuyoruz? Malakanlar kimdi? Kaşar peyniri yiyor herkes. Kaşar peynirini kim getirdi? Daha önce bizde kaşar mı vardı? Bakın tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir şu törenler için harcadıkları paranın binde birini doğru düzgün bir belgesel için ve böyle 160 sayfalık bir kitap için harcayıp çocuklara bunları ödev verseniz Hı. hiç olmazsa şu işin kronolojisini öğrenir ne birinci? Yani, ne? bütün Kurtuluş Savaşı, birinci Dünya Savaşı resmi ideolojinin Savaşı. dışına çıkılmıyor ki bu tür şeylerde. Yani şu saydıklarınızı her birinde resmi ideolojinin dışına çıkılamaz. Çıkılmıyor. Halen keşfederiz, mas ediyor. Eskişehir, Kütahya savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi. Yani ondan sonra Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Ya kaç gün sürdü bu Yunanların kaçışı bizim peşimizden? Tamam, oradaki general de esir aldık. Ya peki hiç kimse merak etmiyor mu Yunan ta, e, Yunanistan'da resmi ders kitaplarında? Hmm. Yunanların İzmir'e çıkışı nasıl anlatılıyor? Nasıl anlatılıyor? Evet bakmak lazım. Yok abi kimin numarında yok. ya? O onlar da kutluyor, biz de kutluyoruz işte gidiyor. Öyle. Onlar Türkiye'yi işgalin bilmem kaçıncı yılını falan kahramanca değil mi? Yani İzmir'e girmişler falan kahramanca. Bağımsız devlet oldular işte yani. E ee, işte Yunan galip gelseydi ne olurdu tartışması hep konuşulur bu topraklarda. Yani işte Kadır yani. Mısroğlu acaba Yunan işte işgal etmiş olsa, o aslında Yunan mezalimi diye bir kitabı var Tabi tabii Yunan, tabii öfkesi. o kinaye yaptı diyor, ama yanlış yani, anlaşıldı. bir ironi bir anlamıyor onu yani evet. Yunan gelse daha başka ne yapabilirdi diyor. Yunanistan'daki Batı Trakya Türklerinin başına ne geldiyse bizim başımıza da benzerleri gelmedi mi diyor. Batı Trakya Türkleri ya yani bir şunu, dönem bizden daha özgürdüler. Şunu da söylüyorlar. diyorlar. Da. Yani daha erken Avrupa toplumuna girmiş olurduk. Hmm. <laughs> Tövbe hmm. estağfurullah. Yani şimdi bir ironi ya da bir eleştiri işte kaldı ki ben çok sert bulurum o Yunan mezalimi, Ermeni mezalimi kitabını Kadir Siroğlu'nun. Yani bunu bu adam ne diyor diye. Evet. Eleştirir, eleştiren de seven de çok fazla dikkat etmiyor bizde maalesef. Yani herkes kendi bulunduğu noktadan karşısındakine sallıyor yani. Hı hı. Ya bu işte Yunan mezalimi diye Yunanlıları ne büyük zulüm yaptığını çok trajik şey, hikayelerle Anladım, çok, zaten böyle biraz öfkeli bir adam <laughs> Yunan'a tırnak içinde evet. öfkesini hı hı. orada görebilirsiniz çok fazla bir öfke, aşırı bir öfke duyar. Ama işte bu habire biz yeni kavga vesileleri üretmek için, birbirimizi yemek için, oysa bizim birbirimize karşı kazanacak bir zaferimiz yok. Aklımızı başımıza toplayalım. Birlikte bu ülkeye, bu halka düşmanlık edenlere, bu halkın büyük ekseriyetinin imanına karşı düşmanlık ...edenlere karşı birlik olalım... ...ama içimizde öyleleri var ki... ...yani BÇG... ...İslamofobya'nın Türkiye Şubesi değil miydi... ...bunlar silahlı kuvvetlerde yok muydular... ...Ana Muhalefet Partisi'nin... ana vurgasını te, teşkil etmiyorlar mıydı... ...BÇG'yi... ...düşünün... ...peki... ...Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ne yapıyordu... ...Atatürkçü Düşünce Derneği ne yapıyordu... Cumhuriyet mitingleri açıkça İslam'a ve Müslümanlara karşı meydan okuma e, törenleri haline gelmemiş miydi? Şeriatta falan di, sö, söyle, her sözü söylemiyorlar mıydı? E böyle nereye gideceğiz biz kendi kendimize? Yani daha dün Afganistan üzerinden Afgan kadınların özgürlüğünün temsilen... yani e sütdüler, peki bak, Soyundular sokakta. Yani işte. Kars İslam Cumhuriyeti'nde insanlar oy kullandılar. Bakın Kars ilk 18 yaş uygulaması dünyada Kars İslam Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Ve daha Avrupa'da kadınlara oy hakkı tartışılırken Türkiye Cumhuriyeti kurulmamışken Kars İslam Cumhuriyeti'nde kadınlar oy kullandılar. Kars İslam Cumhuriyeti'nde işgal kuvvetlerinden kaçıp Müslümanlara sığınan kişilerin ehliyetleri itibariyle diğer ahaliden daha vasıflı olmaları sebebiyle mesela Vasiliyedes Vasiliyedes Savunma Bakanı Sağlık, Bakanı, Sağlık Bakanı. oldu. Vasilya Rus Radinski Güvenlik Bakanı oldu. Savunma Bakanı ve İç Güvenlik Bakanı. Radia bakın Rus ordusundan kaçıp geldi. Camusev aynı şekilde bizimle savaşanlar biz oraya girince kaçıp daha sonra kendi ordularından komünist devrim gerçekleşince ya da oralarda çatışmalar çıkınca Müslümanlara sığınanlara hiçbir yaptırım uygulanmadı. Çünkü zımmi kategorisine alındı. Mecliste temsil edildiler. Ve onların birçoğu, yani çok yüksek oranı zaman içinde hiçbir zorlamaya maruz kalmamalarına rağmen Müslüman oldular. Hmm. Niye bunu dünyaya tanıtmıyoruz? İşte şu iki sayfalık Kars İslam Cumhuriyeti Anayasası. Niye bunu? İnşallah onu geçen gün Anayasa Mahkemesi Başkanı ziyaret etmiştim. Onun çok daha net bir kopyasını bana getirecekler. Onu çerçeveleri Anayasa Mahkemesi Başkanımızın hediye etmek istiyorum. Duvarına assın diye. Bakın Osmanlı sonrası Teşkilat Esası yasasından sonra kurulan bir devletin anayasası var burada. Böyle de anayasa oluyor. Amerikan Anayasası da ya da Virginia Eyalet Anayasası da blok nota yazılmıştır. Öbürü kenevir kağıdına yazılmıştır. 5 yıldır derin gerçeklerde yılda en az 5 kere konuşuyoruz Kars İslam Cumhuriyeti'ne. Evet. Kars İslam Cumhuriyeti kurulması, işte süreci yıkılması vesaire anlatan bir sizin kitabınız var mı yani Makalelerim var. Ama ya kitap olarak isterim var mı? Ya bu? fırsat bulsam yazmam yani gerekiyor işte, o da yani. Fırsat bulup yazmak için evde oturmuyorsunuz ki işiniz gücünüz meydanlarda yok eylemlerde yok şeylerde. Yani geçen hafta dedim 70 küsur yaşınıza geldi. Oturun torun sevin kitapları yazın. Ne işiniz var Maltepe'de eylemlerde aşı zorunluluğuna karşıymış. Gelelim diğer ikinci bir zalim olan Siyonist İsrail rejimine. 11. 3. 11. Eylül'de. 11 Eylül'de. Maltepe'de mitingimiz var. Eyvallah. <laughs> 11 Eylül'de. Ee, şimdi tabii çok konuyla alakalı sorular vardı. Ee, biz çarşamba günü siz, 5G virüsünüz e, sözcüsü Muammer Karabulut Bey ve bu mitingi organize eden Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın Bey'le. Hı hı. Evet. Habervakti.com üzerinden bir canlı yayın yapacağız değerli izleyenler. Bu üç isimde ilk kez niçin bu mitingi organize ettiklerini, e, aşıya mı karşılar, e, aşı zorunluluğuna mı karşılar? Evet yönetmenim getirdi ekranı. Teşekkür ediyoruz. Buradan da bakabiliriz. Çarşamba günü saat 15'te biz Haber Habervakti.com'dan canlı olarak yayınlanacak konuklarımızla birlikte mitingi organize eden Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı, 5G Virüs News sözcüsü ve Sayın Abdurrahman Dilipak'la birlikte bu canlı yayında sorulması gereken bütün soruları soracağız. Şimdiden de duyurusun bu vesileyle yapmış olalım. Bu arada daha detaylı konuşacağımız için canlı yayında işte bu sıcak günden maddeleri üzerinden detaylı olarak girme fırsatımız olmadı. Buradan duyurmuş olalım. Yani buradaki eksi orada tamamlayacağız. Tabii orada tamamlayacağız. Yani çok böyle Televizyon soruları mı yok? Atış serbest diyorsun. Atış serbest. Yani televizyon soruları olmayacak değerli izleyenler. Yani öyle. Yani şimdi organizasyonla alakalı e, birçok soru var. E, o yüzden insanlar... Ya şunu hemen belirtelim. Ee, Anadolu Birliği Partisi başvuruyu yaptı. Siyasi partilerin miting başvuruları daha kolay bir prosedür olduğu için. Kendileri talip oldular. Yoksa burada herhangi bir partinin bayrağı taşınmayacak. Hı hı. E, diğer partilere de davetiye tamamına davetiye ya. gönderildi. Katılacaklarını ya da temsilci göndereceklerini bildiren e, partileri şimdiden not ediyorlar. Muhtemelen orada bildiriyi de ben okuyacağım. Evet, şimdi e, yönetmenim teşekkür ediyorum bu ekrana getirdiniz. Bu 3 ve 4 numaralı imajlar var. E, reklama çıkarken arz etmiştim. Yani Sion İsrail rejiminin Filistin topraklarında işte Gazze'de açık hava açık cezaevine dönüştürdü o topraklarda e, ciddi zulümleri devam ediyor. Her geçen gün sosyal medyada haberlerde gazı her yerde bunları görüyoruz. Şimdi e, tutuklanan esirler var, çocuk tutuklular var, yetişkin tutuklular var, esirler, mahkumlar ve kadın tutuklular var. Bu fotoğrafta gördüğünüz hanımefendi Enhar Enhar Eldik hanımefendi. Bir anne o doğmuş kız çocuğu kucağında eşiyle birlikte 4 aylık hamileyken Siyonist İsrail rejimi tarafından 40 tane 1000 tane bahane bulunarak bunlar gözaltı süreçleri biliyorsunuz alıyorlar gözaltına alındı tutuklandı hapse konuldu ve şimdi 9 aylık hamile ve neredeyse doğum yapmak üzere bu hanımefendi İsrail zindanlarında değerli izleyenler doğum yapacak ve elleri kelepçeli olarak Siyonist rejim Filistinli kadın mahkumlara uyguladıkları zulümlerden bir tanesi de doğum yapmak durumunda olan hamile kız kardeşlerimiz, annelerimiz, bacılarımızı elleri demir yatağa kelepçeli bir şekilde ve kürtaj yaptıra şey özür dilerim. Neydi üstadım karın ameliyatla Sezeryanlar, özür, Sezeryanlar? Dilerim, özür dilerim. Ee, doğum yapması söz konusu olacak ve bu bacımızın sesini buradan derin gerçekler olarak duyuruyoruz. Bu bacımız ve bacılarımızın seslerini. ya Böyle bir zulüm yok. İnsan hakları, örgütleri bununla alakalı, Siyonist rejimin bu uygulamasıyla alakalı defaatle uluslararası e, zeminlerde bu... İhlalin, insan hakları ihlalinin durdurulmasına yönelik birçok bir kez çağrıda bulundu ama maalesef Birleşmiş Milletler'in birçok kararını tanımayan Siyonist rejim bu konuya da e, üç maymunu oynuyor. Sonobik gruplar bu konularda e, aynı tepkiyi göstermiyorlar. Yani burada çok açık kaba evet. bir ihlal olmasına rağmen. Kadın örgütleri nerede? Buradan davet ediyoruz. Yani işte bütün e, sivil toplum örgütlerinin sesini duyurabilecekleri bu, bu bacımız, bu hanımefendi İsrail zindanlarından bir mektup yazdı ailesine, Müslümanlara üstadım. E mektup evet. şimdi ekranda. Geçen hafta da size okutmuştum bir metin. Bu metni Anhar evet. en Eldik kız kardeşimiz 9 aylık hamile ve neredeyse doğum yapacak. Doğum esnasında elleri yatağa kelepçeli bir şekilde doğum yapmasına izin veriliyor. En temel insan hakkı ihlal ediliyor. Bir mektup yazdı. Dili Panko mektubu. Kısa mektubu okuyor. 4 aylık hamileyken işgal hapishanesine konulan ve şu an 9 aylık doğumu yakın olan esir kadın enhar ettikten mesaj. Ha Hasan'a, Hasan'a. Yani hepimize evet, bu hep mektup. Mi? Evdeki kızımı inanılmaz derecede çok özledim. O demek ki fotoğraftaki evet. ilk çocuğu. Bir anne için yaşama içgüdüsünden daha baskındır. Kalbim bana acı veriyor ona sarılmaya çok ihtiyacım var. Kalbimdeki acı satırlara yazamayacak şekilde. Yazılamayacak şekilde. Sizden uzak doğum yaparsam ne yapayım? Ellerim kelepçeli doğum yapacağım. Siz zindanda elleri kelepçeli ameliyatlı doğum nedir bilir misiniz? Ah Rabbim, rahmetini umuyorum. Çok yoruldum. Keskin acılar yaşadım. Demir döşekte yattığım için ayaklarımda kuvvetli sancılar çekiyorum. Ameliyattan sonra onda nasıl uyuyacağımı bilmiyorum. Gardiyanım beni kelipçeli bir şekilde nefretle hücreye götürürken ilk adımı nasıl atacağını atacağımı bilmiyorum. Vah kalbim vah. Çocuğumu onların korkutucu seslerinden nasıl koruyacağımı bilmiyorum. Annesi ne kadar güçlü olsa bile o işgalciler bana ve diğer esir kadınlara karşı işkenceyi görünce dayanamayacağımı düşünüyorum bütün iffetini ve şerefini kıskanan özgürlerden bir kelime dahi olsa harekete geçmelerini istiyorum. Bu çocuğun vebali yardım etmeye gücü olup da yardım etmeyenlerin boynunda olsun. Ya Rab bizim ellerimizle yardım et kardeşimize ve bizim ellerimizle cezalandır zalimleri. Bize güç ve kuvvet ver. Bize nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların değil. Bize hakka hak, batıl batıl göster, hakta toplanmamızı nasip et. Amin. Allah razı olsun. Bu zulmü de derin gerçekler olarak Türkiye kamuoyuna duyurmak istedik değerli izleyenler. Yani Siyonist İsrail rejiminin 1948'den bu yana ama Filistin topraklarında 9 Aralık 1917'den bu yana devlet Ali Osman'ın İngiliz işgal manda yönetimine Mübarek beldeleri terk edip ayrılmasından sonra işgal, zulüm, katliamlar e, bitmedi. Halen de devam ediyor. 1917'den bugüne 104 yıllık bir hasret, 104 yıllık bir işgal, 104 yıllık bir isyan ve direniş var. Çile ve ızdırap var Filistin topraklarında. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'mız, Beytül Makdis Resulullah'ın diliyle Kudüs, Emevi döneminde ismi konuldu. Kudüs Şerif. Osmanlı e, o şekilde ifade etti. Yani 401 yıl 3 ay 6 gün devlet hali Osman'ın hizmet ettiği süre Yavuz Sultan Selim'in 30 Aralık 1516'da e, Filist, Kudüs topraklarının himayesi, Osmanlı himayesini aldığı günden sonra 401 yıl o topraklara biz hizmet ettik. Oraya gitseniz her taş e, sizi selamlar çünkü ecdadın orada eserleriyle dolu. Neler var neler gidip görmemiz lazım ama bu pandemi, bu salgın, Siyonist rejim bunu da bahane kıldı ve Filistin topraklarına o ziyaretlerde de durdu maalesef. Ekonomik olarak kuşatıldı Filistinli kardeşlerimiz. Sosyo-kültüre, içtimai her alanda zulüm görüyorlar. İşte bir Filistinli mahkum anne demir yataklarda elleri kelepçeli olarak çocuğunu, İsrail zindanlarında dünyaya getirecek o bizim kız kardeşimiz. Üstadım. Evet. Yayının sonuna gelmişiz. Doldu. Evet. Tekin. Ağzınıza sağlık. İnşallah. Evet. Enhar, enhar için ses verelim inşallah. İnşallah. Değerli izleyenler arz ettiğim gibi çarşamba günü inşallah Dilipak'la ve miting organizatörleriyle Haber Vakti konudan canlı olarak yayınlanacak. 15 saat 15'te canlı yayına başlayacağız. Kaçırmamanızı e, diliyoruz. Haftaya derin gerçeklerde inşallah tekrar görüşmek üzere. Yüzünüzden tebessüm, dilinizden mazlumlar için dua hiç eksilmesin. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.